Saygıdeğer dostlarım, bugünkü ilanımızda birçok belediye ve bir üniversitenin almış olduğu çok sayıda personel alım ilanları var. Şöyle bir iki dakika size anlatayım bu videoda hangi alımlar var. O bölgedeki olan arkadaşlarım için inşallah işlerine yarar diye düşünüyorum. Bu videomuzda arkadaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesi 14 personel alacak, ondan bahsedeceğim. Kanalizasyon ve ızgara işçisi, vidanşör şoförü, sayaç açma kapama elemanı, biyolog, elektrik teknisyeni alımı gerçekleştiriliyor. Şırnak Belediyesi'nden bahsedeceğim. 14 adet personel burada, zabıta da, veri hazırlama ve kontrol işletmeni bölümleri, pozisyonları da var. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arkadaşlar hemşire alım ilanı verdi. Ondan bahsetmek istiyorum. 23 kişi hemşire. Tabii ki burada lisans mezunu da orta öğretim mezunları için de söz konusu olacaktır. Herhangi bir sınav yapmıyorlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar yine 11 adet personel alımı gerçekleştirecek. Beden işçisi var, büro memuru var, şoför var, inşaat teknikeri var, çevre mühendisi var, jeoloji mühendisi ve inşaat mühendisi var. Gaziantep Belediyesi var, 3 adet müfettiş yardımcısı istiyor, ondan bahsedeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi elektrik elektronik teknisyeni ile elektrik teknikeri alacak, ondan bahsedeceğiz. Yine İzmir Büyükşehir Belediyesi mutfak koordinatörü, aşçı, aşçıbaşı ve alakart garson ilanı vermiş, ondan bahsedeceğiz. Ve son olarak da Bursa Kestel Belediyesi ile ilgili 2 adet büro personeli ve spor eğitmeninden bahsedeceğiz. O zaman sondan başlayalım, hadi uzatmadan arkadaşlar. Belediye Başkanlığı Büro Personeli ve Spor Eğitmeni alım ilanından bahsedelim. Başvurular 24-28 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak. Başvuru adresimiz kurum e-posta adresine CV yollayarak gerçekleşecek. Kurum e-posta adresi kesbeltas@gmail.com arkadaşlar. Aranan nitelikler nelerdir? Büro personeli için 30 yaşından gün almamış olmak. Yani 29'u daha bitirmemiş. Bayan olması lazım. İkametgahı Kestel. Ön lisans sekreterlik bölüm mezunu olacak. Ve B ehliyet sahibi olacak. Ofis programlarına da hakim olacak. Spor eğitmeni için o da 30 yaşından gün almamış. O da erkek olacak. İkametgahı Kestel. Beden eğitimi yüksekokulu mezunu olacak. O da aynı şekilde B ehliyet ve askerlik görevini bitirmiş olacak arkadaşlar. Erteletmiş değil, bitirmiş olacak. Burada önemli bazı şeyler. İzmir Büyükşehir Belediyesi daimi olarak en az ortaokul mezunu KPSS şartsız 4 ünvanda 8 personel alımı gerçekleştirecek. 1 mutfak koordinatörü, 5 aşçı, 1 aşçı başı, 1 alakart garson istiyor arkadaşlarım. Başvuru tarihi 1-3 Mart arasında olacak. 1-3 Mart 2021. Başvuru şekli kurum e-posta adresine CV göndereceksiniz arkadaşlarım. Online olarak yani başvuru yapılacak. Bu kurum e-posta adresi cv@grandplaza.com.tr. Olmadı, telefon numarasıyla da arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. 0232 293 47 88. Arkadaşlar, mutfak koordinatörü mesleki yeterlilik belgesi olacak. İkametgahı İzmir olacak. Aynı durum aşçı içinde, aşçıbaşı içinde, alakat garson içinde aynı şartlar gerekiyor. Tekrar tekrar okuyup zamanınızı almayayım. İzmir Büyükşehir Belediyesi yine 4 elektrik elektronik teknisyeni, 1 elektronik teknikeri alacak. Başvuru tarihi yine 1-3 Mart 2021 arasında. Başvuru şekliniz de kurum internet adresi üzerinden olacak. Özgeçmiş göndereceksiniz. https://www.izdoğa.com.tr/tr/cvbankası/15. Elektrik elektronik teknisyeni için ilgili bölüm mezunu, adli sicil kaydı olmayacak. Elektronik teknikeri için ise en az üniversite mezunu, hangi üniversite olduğu söylenmemiş arkadaşlar, en azından bir üniversite mezunu olacak. Adli sicil kaydı da olmayacak. 0232 498 02 70 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Bunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Tüm adresleri ekleyeceğim arkadaşlar, daha rahat ulaşabilmeniz için.
Gaziantep Şahin Bey Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı alım ilanı var sırada. Başvurular 1-19 Mart 2021 tarihleri arasında olacak. Başvuru şekli de Şahin Bey Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne şahsen başvuru yapacaksınız arkadaşlarım. Not vermek istiyorum. Şehir dışından da başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaptığınızda posta yoluyla olabiliyor. Yalnız postadaki gecikmeler ya da herhangi bir şeyden belediye burada sorumlu olmadığını beyan etmiş. Genel nitelik olarak 4 yıllık bir lisans mezunu hangi bölümler? İşletme, iktisat, hukuk, siyasal bilimler, iktisadi idari bilimler fakültesinden mezun olmak. Tabii ki bu KPSS P48 olan bölümler arkadaşlar. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 2019-2020 KPSS P48'den 80 ve üstünde almış olmak. Arkadaşlar başvuru belgeleriniz nelerdir? Başvuru formu, form nereden alınacak? Kurum internet adresinden alınacak. Kurum internet adresi de www.sahinbey.bel.tr adresinden alınacak. Onunla beraber mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, son 6 ay içerisinde çektirmiş olduğunuz 2 adet fotoğraf, el yazısı ile yazılmış özgeçmişiniz. Bu belgelerle birlikte şahsen başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Beden işçisi, büro personeli, şoför, inşaat teknikeri, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve 9 işçi. Yani toplamda 9 işçi alım ilanı var. Son başvuru 2 Mart aklınızda bulunsun. Şahsen başvuru yapıyorsunuz ve daimi olarak çalışacaksınız. Geçici değil. Tabii ki bu şahsiyetlerin, bu pozisyonların genel bir özelliği var. İkametgahı Muğla Dalaman olacak. Erkekler için de askerlikle ilişkisi olmayacak. Yapmış olmak demiyor. İlişkisi olmayacak diyor ve ilgili bölüm mezunu isteniyor. 3 inşaat mühendisi için aynı, 1 jeoloji mühendisi için, 1 çevre mühendisi ve 1 inşaat teknikeri için söylediğim özellikler. Büro personeli için ve beden işçisi için de arkadaşlar ikametgahı Dalaman olsun, askerlikle ilişkisi olmasın. Şoför için ekstra bir özellik var. Sürücü belgesi olarak E belgesine sahip olacak. Aynı zamanda SRC 1, 2, 3, 4 belgelerinin 4'üne de sahip olması istenmiş arkadaşlar şoför için. Demek ki ağır işlerde çalıştırılacak. Bu o anlama geliyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne gidiyoruz. Sınavsız bir şekilde. Burada ne istiyor arkadaşlar? Hemşire istiyor. 23 kişi hemşire alımı gerçekleşecek. Bu hemşireleri de ayırmışlar arkadaşlar. 11 hemşire lisans mezunu olacak. 12 hemşire de orta öğretim mezunu olacak diye. Başvuru 26 Şubat'ta başladı. 15 gün sürecek arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Başvuru şekli yine üniversitenin sitesinden online olarak gerçekleştirilecek. Hangisidir arkadaşlarım bu adresimiz? Hemen size burada göstereyim. https://w3.beun.edu.tr adresinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru şeklini söyledik. İlan sonuçları başvuru bittiği günden itibaren 5 gün içerisinde, 5 iş günü içerisinde ilan edilecek. 2020 KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim sınavına girmiş olmak burada önemli arkadaşlar. 11 hemşire için hangi nitelikler istenmiş? Hemşirelik, sağlık memurluğu veya hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölüm mezunu olsun istenmiş lisans olarak. Orta öğretimden ise hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu mezunu olması istenmiş. Hemşirelik ve sağlık memurluğu, ebelik ve sağlık memurluğu, sağlık hizmetleri ve hemşirelik bunlar hep birlikte olduğu için ben 3 ana bölümü verdim. Bunlardan mezun olması yeterli olacaktır inşallah. Şırnak Belediyesi'ne geçiyoruz arkadaşlar. 14 devlet memuru alım ilanı ne alacak? Bir zabıta memuru lisans, bir zabıta memuru da ön lisans. 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni lisans, 7 veri hazırlama ve kontrol işletmeni ön lisans alacak. Toplam 14 devlet memuru. Başvuru tarihi 8-12 Mart 2021 arasında olacak. Sadece zabıta kadrosu için başvuru şahsen olacak. Zabıta haricindeki diğer memurluklar için yine belediyenin internet adresinden başvuru formunu alıp e-posta olarak yazı işleri @şırnak.bel.tr adresine gönderilecek. Burada belediyenin internet adresi www.
sirnak.bel.tr adresi olarak burada sizinle paylaştım. Pozisyonlara bir bakalım arkadaşlarım. İstenen ne belge var? Onlara bir ilk başta söyleyelim. Kimlik fotokopisi, mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi, erkekler için askerlik durum belgesi, görevini yapmaya engel bir durum olmadığına dair belge, 2 adet biyometrik fotoğraf, sürücü belgesi B. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni için MEB onaylı bilgisayar sertifikası ya da mezun olduğu okulda bu dersi başarıyla aldığını belgeleyen bir transkript de yeterlidir şeklinde bir ilanda var arkadaşlar. Zabıta kadrosu için sözlü ve uygulamalı sınavda, diğer memur kadroları için sözlü ve uygulamalı sınavda 12 Nisan 2021 günü gerçekleşecek arkadaşlarım. Şimdi pozisyonlara bir bakalım. Hangi pozisyonlarımız var? Bir kişi kadın zabıta isteniyor arkadaşlarım. Lisans mezunu olacak, B sınıfı ehliyet olacak, KPSS P3'ten 60 ve üstünde almış olması. Bir kişi yine kadın zabıta, ön lisans mezunu olacak, B sınıfı ehliyet olacak, KPSS'den 60 ve üstünde alacak. 5 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadın erkek olabilir ama lisans mezunu olacak. Hangi lisanslardan? Siyaset bilimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, bankacılık, insan kaynakları, halkla ilişkiler, reklamcılık, basın yayın, pazarlama, sosyal hizmetler, yerel yönetimler, iş sağlığı ve güvenliği bölüm mezunları. Daha bitmedi. Türkçe, sosyal bilimler, fen bilimleri, rehberlik, okul öncesi, sınıf, beden eğitimi ve matematik öğretmenliği bölüm mezunları da. Daha bitmedi. Tarih, coğrafya bölüm mezunları da buna başvurabilir. Yeter ki KPSS'den P3'ten 60 ve üstünde bir puan almış olsun arkadaşlarım. 7 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni yine isteniyor. Kadın erkek olabilir. Ön lisans mezunu olması isteniyor. Burada ekstradan sadece MEB onaylı bir bilgisayar sertifikası şart koşulmuş arkadaşlar. KPSS P93 60 ve üstünde olacak. Son ilanımıza geldik. Manisa Büyükşehir Belediyesi arkadaşlarım. Manisa Büyükşehir Belediyesi ne istiyor? Kanalizasyon ve ızgara işçisi, vidanşör şoförü, sayaç açma kapama elemanı, biyolog, elektrik teknisyeni istiyor. Başvuru tarihi 26 Şubat 1 Mart 2021 tarihleri arasında olacak. Başvuru şekli ise şahsen olacak. Şahsen gittiniz, yanınızda hangi belgeleri istiyorlar? Özgeçmiş, kimlik fotokopisi, askerlik terhis belgesi, ehliyet erkekler için tabii ki, şoför için arkadaşlar SRC2 ve SRC4 belgeleri isteniyor. Psikoteknik belgesi yine şoför için isteniyor. Adli sicil kaydı olmak üzere bu belgelerle şahsen başvuru yapıyorsunuz. 20-45 yaş arasında olması, ilgili bölüm mezunu olması da istenen diğer bir özellik. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. İnşallah yapmış olduğunuz başvurular sayemizde, başta Allah sonra bizim sayemizde bir haberiniz olur, bir devlet kapısı olur. Bir dua ederseniz seviniriz. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler olsun inşallah.